atış topuna, yani ıstaka topuyla nişan aldığımız topa atış topu deniyor. Atış topunu ikiye böldük. Sonra tekrar ikiye böldük. Sonra kalanları tekrar ikiye böldük. Dolayısıyla 8 eşit parça meydana getirmiş olduk. Topumuzun çapı 57 milimetre. İkiye böldük, 28,5. Tekrar ikiye böldük, 14,25. Tekrar ikiye böldük, 7,25. 7,25 milimetre. Yani her bir bölü 8, 7,25 milimetre olmuş oluyor. Yani topumuz şu şekilde bir atış yaparsa, bu 1 bölü 8. Şu şekilde bir atış yaparsak 1 bölü 4. Bu şekilde bir atış yaparsak 1 bölü 2. Bu şekilde bir atış yaparsak 5 bölü 8. Bu şekilde bir atış yaparsak 3 bölü 4. Bir kalanlık daha verirsek 7 bölü 8. Bir daha verirsek 1 bölü 1 olmuş oluyor. Şimdi sağlıklı bir pot yapabilmemiz için ben kendi kanaatimce ikiye bölüyorum. Yani bir ince atışlar. Yani bu şekilde başlayıp da 1 bölü 2'ye kadar olan atışlara ince atışlar diyorum. Yani bu benim kendi fikrim. İnce atışlarda diyelim ki topumuz bu noktadan deliğe gidiyor. Bu noktadan küre olan topumuzu bu şekilde nişan alırsak topumuz deliğe değil de daha ince gider. Çünkü temas noktası orası değil. Yani topumun deliğe gitmesi için temas noktası burası ise, yani 1 bölü 8 ise ben 1 bölü 4'üne nişan almalıyım. Yani bu şekilde bir atış yapmalıyım. Bu şekilde atış yaptığımızda, 1 bölü 8'den atış yaptığımızda topumuz, 1 bölü 4'ten atış yaptığımızda topumuz 1 bölü 8'den temas görür. Yani eğer deliğe giden oran 1 bölü 8 ise 2'ye çarptığımızda 1 bölü 4. Eğer 1 bölü 16 ise, yani eğer 16 eşit parçaya bölersek atış topumuzu, yani milimetre olarak söyleyeceksek yaklaşık 4 milimetre. 4 milimetreden deliğe gidiyorsa, darbe yemesi gerekiyorsa topumuz 8 milimetreye nişan alacağız. 10 milimetreden temas istiyorsa topumuz 20 milimetreye nişan alacağız. 1 bölü 16'dan temas istiyorsa 1 bölü 8. 1 bölü 8'den temas istiyorsa 1 bölü 4. 1 bölü 4'ten temas istiyorsa 1 bölü 2 atış yapıyoruz. Yani ihtiyacımız olan kalınlığı 2 ile çarpıp o şekilde nişan alıp atış yapıyoruz. 1 bölü 2'den sonra ise, yani ıstaka topumuzun merkezi atış topumuzun 1 bölü 8'ine nişan alırsak bu 5 bölü 8 bir atış olmuş oluyor. 5 bölü 8 atış yaptığımızda ıstaka topumuz atış topuna 1 bölü 8 oranında kalın görür. Yani buradan temas görür. 5 bölü 8 atıyor ise 3 bölü 4'ten temas görür. 7 bölü 8'den temas istiyorsam, yani topumuzun tam ortasından 7 milimetre içeriye girersek, buradan temas istiyor isek 3 bölü 4'e nişan almamız gerekiyor. Yani kalın atışlarda topumuzun merkezini ince atışa doğru kafamızı çalıştırıyoruz. İnce atışlarda ise kalın atışa doğru kafamızı çalıştırıyoruz. Şimdi bilardo topları küre. Küre olan toplar darbeyi yediği noktadan merkeze doğru bir hareket enerjisi elde eder. Ve bu hareket enerjisinin doğrultusunda topumuz ilerler. Yani atış topunun şu deliğe girebilmesi için darbeye buradan yemesi lazım.
Buradan yediği zaman ancak oraya gider. Eğer darbeye şuradan yerse topumuz bu tarafa gider. Şuradan yerse o tarafa gider. Yani deliğin sol tarafına gitmiş olur. İşte snooker oyuncular bunu çok daha bariz, açıkça gösterir. Çok hassas bir atış olduğuna, topun nereden pot aldığını görür. Ondan sonra atış pozisyonu, yani buradan bakar, deliğe giden noktanın burası olduğunu görür. Sonra atış pozisyonu buradan alır ve bu topu hesaplamaya başlar. Şimdi ıstaka topumuzun, atış topumuzun darbe aldığı nokta şu 3 numaranın tam merkezi. Ancak atışı buradan yaptığımızda şöyle bir açımız olduğunu düşünürsek, şimdi buradan baktığımızda 1 bölü 2 olmuş oluyor bakış açımız. Ancak buradan baktığımızda ise şu anda buradan şu noktası, yani topumuzun dış kenarından içerisine olan bölüntüsüne bakıyoruz. Yani topumuzu ikiye böldük, tekrar ikiye böldük, tekrar ikiye böldük. Yani şu anda 1 bölü 8'den darbe yemesi gerekiyor. Yani atış topu, ıstaka topu atış topuna 1 bölü 8'den temas ederse o deliğe gidecek topumuz. Öyleyse ince atışlarda kuralımız neydi? Yani 1 bölü 8'e nişan almıyoruz bu şekilde. 2 katına, yani 1 bölü 4'üne nişan alıyoruz. 1 bölü 4'üne nişan aldığımızda toplarımızın öpüşme noktası 1 bölü 8 olacaktır. Buradan yiyen darbeyi, buradan yiyen atış topu merkezine doğru hareket enerjisi aldığı için ve bu hareket enerjisi devam ettiği için o deliğe gitmektedir. Pot yapmanın tamamen fizik kuralı budur. Ve bu asla şaşmaz bir şeydir. Çünkü fizik kanunudur. İnsanlar tarafından değiştirilemeyen bir kanundur bu. Eğer pot yapmak için açım böyle ise, yani şuradan baktığımızda, buradan baktığımızda bu 3 numaranın merkezi deliğe gidiyor. Yani delikten bir çizgi çizdiğimizi düşünürsek şu noktadan darbe aldığı açıkça gözüküyor. Eğer pozisyonumuz, yani topumuz şurada ise, biz topumuzun ortasını bu 3 numaraya temas ettirmeyeceğiz. Şu anda burası 1 bölü 8, 1 bölü 4. Yani 1 bölü 4'ten darbe istiyor benim atış topum deliğe gitmesi için. Öyleyse 1 bölü 2'den nişan almam gerekiyor. 1 bölü 2'den nişan aldığımda, yani ince atışlar 1 bölü 2'ye kadar olan atışlara ince atışlar diyorduk. İnce atışlarda 2 katına nişan alıyorduk. Yani 1 bölü 2'sine nişan alıyorduk. Şimdi şu anda topumuz tam 1 bölü 2 pozisyonunda. Şimdi yukarıdan baktığımızda, eğer yukarıdan baktığımızda görürsünüz ki tam 3 numaranın göbeği darbe alan noktadır. Bu sefer şuradan bu açıyla duruyorsa topumuz, topumuz bu açıyla duruyorsa bu 3 numaranın merkezinden deliğe gidiyordu topumuz. Şimdi kendi atış topumuzu buraya merkez demiyoruz. Burası ne olmuş oluyor? Buradan baktığımızda, yani topumuzu ikiye böldüğümüzde yaklaşık olarak merkezden 3 milimetre kadar sol tarafta olmuş oluyor. Yani darbeyi yemesi gereken nokta merkezimizden 2-3 milimetre solda. Öyleyse ben ne yapmam lazım? Bir iki katı olan bir 3 milimetre daha ben buna soldan görmem lazım. Evet. Atış pozisyonumuz bu şekilde olmalı. Şimdi üst noktadan
Toplarımız da bir türlü durmadı, gitti. Yani atış pozisyonu aldığımızda, bu nişan aldığımızda darbe noktasının burası olduğu gözükmektedir. Buradan darbe yediği zaman da topumuz pot olacaktır. Deliğe doğru hareket edecektir. Yani şöyle bakış açımızı tam merkez etmeye çalışırsam kameraya, tabii kamera açısıyla benim baktığım açısı birebir eşleştiremiyoruz. Yani eşleştirmek için kamerayı buraya topun hizasına koymamız lazım. Bu zaman da arkadaki kırmızı top gözükmeyecektir. Evet, önemli de değil. Eğer bu sefer böyle alalım. Şimdi darbe alacak nokta 3 numara. Bizim topumuz da burada. Burada olunca işte kamera gözükmüyor. Yani diyelim ki şu kameranın bakış açısından, kameranın baktığı açıdan bir atışımız olduğunu düşünelim. Şimdi topumuzu ikiye böldük. Tekrar ikiye böldük. Görüldüğü üzere 1 bölü 4'ten temas alması gerekiyor. 1 bölü 4 ince bir atış olduğu için ne yapıyorduk? 1 bölü 2'ye nişan alıyorduk. Yani atış topumuz, nişanlımız böyle olmalı ve ıstaka topu atış topuna bu şekilde temas etmeli. O şekilde temas ettiğin zaman tam 3 numaranın merkezinden topumuz darbe yiyor. O zaman da topumuz deliğe gidecektir. Yani pot olacaktır. Biraz daha yana gelirsek, biraz daha açı verdik. Şimdi atış topumuzu ikiye böldük. Tekrar ikiye böldük. Bu sefer 1 bölü 8'e tekabül etti. 1 bölü 8'den darbe yemesi gerekirse benim topum 1 bölü 4'üne nişan almam gerekiyor. Yani nişan noktam şu şekilde olmalı. Bu şekilde nişan alıyorum ve bu şekilde atış yaptığım zaman ıstaka topu atış topunun 1 bölü 4'ünden temas alıp 1 bölü 8'inden temas alıp 1 bölü 4 nişan aldık çünkü 2'ye böldük 1 bölü 8 top deliğe girecektir. Amerikan bilardoda pot mantığı tamamen budur. Bu 3 bant bilardoda da atış topunun nereye gitmesini istediğimiz, nereye gitmesini tahmin etmek zorunda kaldığımızda da bu şekilde, yani topun tuşu var mı yok mu işte bu şekilde hesaplanıyor. Cebimizin merkezinden gelen bir çizgi atış topumuzun merkezinden geçiyor ve buraya da bir tane hayali bir top yerleştirdik. Bu topa buradan darbe yediğinde bu top deliğe gitmekte. Şimdi atış topumuz burada olduğunda ise atış topumuzun baktığı açıdan baktığımızda o sarı top hayali beyaz top olarak düşünün. Şimdi buradan baktığımızda 1 bölü 8'den nişan almış oluyoruz. 1 bölü 8'den nişan aldığımızda topumuz kaç tane temas görecek? 1 bölü 8'in yarısı 1 bölü 16. Yani buradan gelip yukarıdan baktığımızda bu temas noktası, yani bu atış pozisyonunun iki yarısı kadar olduğunu görürüz. Amerikan bilardonun pot mantığı tamamen budur. Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerikan bilardoda pot nasıl yapılır, nasıl hesaplanır? Ramazan kardeşimle birlikte onu anlatmaya çalışacağız.
atış topunun, hedef topunun deliğe girebilmesi için deliğin merkezinden bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgi, yani topun tam merkezinden delip geçen bir çizgimiz var. Yani top buradan darbeye yemesi lazım. Buradan darbeye yerse top deliğe gidiyor. Islaka topunun atış topuna, hedef topuna tam buradan darbe yemesini nasıl sağlayacağız? Şimdi her iki topumuz da küre. Küre olduğu için, yani atış topunun ortasını buraya hedef alırsak topumuz buradan temas görür. Dolayısıyla topumuz deliğe değil buraya gelir. Şimdi atış topumuz buradan darbe alacak. Buradan baktığımızda o darbe alınan nokta topumuzun en sağından kaç milimetre içeride? Buradan baktığımızda 3-4 milimetre, 3-3,5 milimetrelik bir içeride gözüküyor. Yani darbe alması gereken nokta burası. Topun en dışından içeriye olan mesafesine bakıyoruz. O mesafeyi ince atışlarda 2 ile çarpıyoruz. Yani 2 katına nişan alıyoruz. Atış topunun sol tarafı hedef topun darbe yemesi gereken noktanın 2 katı kadar içeriye nişan alıyor. Yani buradan baktığımızda atış boyusunu aldık, buradan baktık. En dıştan darbe yemesi gereken yer 3 mm, 6 mm nişan alıyor. Yani buradan baktığımızda 6 mm şu şekilde bir nişan alınmış oluyor. Yani ben eğer buradan bu şekilde nişan alırsam fizik kanununa göre bu top deliğe girmek zorunda. Demek ki özetleyecek olursak bu topun deliğe girebilmesi için darbeyi bu noktadan alması gerekiyor. O noktaya ıstaka topunun temas edebilmesi için de o noktanın 2 katına nişan alıyoruz. Olay bu kadar basit. Şimdi Ramazan kardeşim, buradan bakıyoruz. Buradan baktığımızda topun en dışından darbe yemesi gereken nokta kaç milimetre ise 2 katına bu topumuzun sol tarafını nişanlıyoruz. Aynen böyle. Atış topunun sol tarafı şuradaki dairenin 1-2 milimetre içine gelecek. Aynen böyle. Şimdi atış topumuzu buraya alalım. Topumuzun darbe yemesi gereken nokta burası. Buradan baktığımızda sağ dıştan içeriye kaç milimetre var? Şuradaki mesafeyi 2 katına sol tarafına nişan olacak şekilde atış yapıyoruz. Aynen böyle. Şöyle baktığımızda 2'ye böldük. Tekrar 2'ye böldük. Bak buraya kadar 2'ye böldük. Tekrar 2'ye böldük. Şu anda birbiri 4'ten temas istiyor. Yani topumuzun bu darbe yemesi gereken nokta buradan baktığımızda topumuzun 1/4'üne tekabül ediyor. Dolayısıyla 1/2 bir atışımız var demektir. 1/2 de aynen böyle. Şimdi
Şimdi buradan attığımızda 1-1-2 idi. Şimdi biraz da ileri geldiğimizde artık atışımız kalın oluyor. Şimdi 1-1-2'den daha kalın atışlarda bu sefer iş tersine dönüyor. Yani şöyle tersine dönüyor. Şimdi buradan ince atış yaptığımızda bu köşeden en dıştan olan mesafe 2 ile çarpılıyor ki 2 ile çarptığımız zaman 1-1-2'ye kadar formül bu şekilde devam ediyor. Ancak buraya kalın atışlara geldiğimizde bu topun temas noktası tersine dönmüş oluyor. Yani şimdiki burada buradan buraya mesafe kaç milimetre? 2 katını atarsa topumuz buraya gidecektir. Şimdi 1-1-8 oranında incesini atıyoruz. Yani şimdi temas noktam neresi? Burası. Buraya değil, 1-1-8 oranında buraya nişan alıyoruz. Topumun, ıstaka topunun ortasını buraya nişan almış oluyoruz. Temas noktası bu sefer sol tarafa doğru geçtiği için topumuz pot olacak. Aynen böyle. Şimdi topumuzu buraya koyduğumuzda atış topumuzu ikiye böldük. Sonra tekrar ikiye böldük. Sonra tekrar ikiye böldük. Kalalım. Bu 7/8 olmuş oluyor. Yani şu merkezden 7 milimetre içerisi 7/8 olmuş oluyor. 7/8'den bu topumuzun temas alması için 3/4 atışımız olması lazım. Yani topumuzu ikiye böldük. Tekrar ikiye böldük. O ikiye böldüğümüz 1/4'e merkez diyoruz. Kendi topumuzun merkezini bu topumuzun 1/4'üne nişan alıyoruz. Dolayısıyla topumuz 7/8'den temas almış oldu. Aynen böyle. Yani 7/8 temas, ondan sonra 1/1'e geliyor zaten. Bunu 1/1 olduğu zaman bu dostlama dümdüz bir atışımız var. Şimdi biraz da açıyı terse çevirirsek. Şimdi hep sol taraftan attık, şimdi sağ taraftan atalım biraz. Şimdi buradan baktığımızda topumuz 7/8'den az kalın gözüküyor. Yani merkeze 3-4 milimetre kalıyor. Bundan biz 6-7 milimetre ince atıyoruz. 6-7 milimetre ince attığımız, yani topumuzun temas noktası burası, 6-7 milimetre ince attığımız zaman onu buraya atıp alalım, onun tersine gidelim. 6-7 milimetre ince attığımız zaman dolayısıyla topumuzun temas noktası burası olmuş oluyor. Ve top buradan darbeyi deliğe girmiş oluyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani 3/4'ten 1-2 milimetre kalın atışımız var. Bu sefer tabii dön tersine dönmüş oldu. Tersine gidiyor. Evet, senin de tersine gidiyor. Doğru. Şimdi tabii ben bunları hep grafiklerle birlikte göstereceğim arkadaşlara. O zaman daha iyi anlayacaklar. Evet, darbe yemesine gelen nokta burası. Topumuzun buradan baktığımız zaman da merkezi burası. Yani yaklaşık 8 milimetre içeride. Yani biz buradan 1/8'e nişan alacağız. Yani topumuzu şurasına nişan alacağız. Topumuz buradan darbeye yemiş olacak. Aynen böyle. Şimdi uzak mesafeli bir atış yapalım. Bir atışımız olsun. Şimdi bu darbe yemesi gereken nokta buradan baktığımızda topumuzun 1/2'sinden 2-3 milimetre solunda. Aynen.
Yani darbe oradan yiyebilmesi için bir 2-3 mm daha soluna. Yani şuraya nişan almış olacağız. Şu dairenin tam kenarına nişan almış olacağız. Yani topumuzu sağ taraftan temas alması için sol tarafına nişan almış oluyoruz. Aynen böyle. Şu anda bu atışımız bu pozisyona göre 1/4'ten temas alması gerekiyor. 1/4'ten temas alabilmesi için ne yapmamız lazım? 1/2'den atış yapmamız lazım. Tamam mı? Yani topumuzu 1/2 nişan alırsa otomatik olarak buradan darbe yiyecektir. Aynen böyle. Şu anda tam 1/1 gibi gözüküyor açıya rağmen. 1/1'den 1-2 mm inceymiş gibi gözüküyor. Yani topun merkezi tam merkezini böldük. 2-3 3-4 mm solundan dışarı alalım. Az daha ince olması gerekiyor. Yok. Şimdi orta delik en çok zorlanan delik. Tamam mı? Aynen. Bir Amerikan bir adı. Şimdi atışımız burada ince atış. Temas noktasından iki katına sağ tarafını nişanlıyoruz. Yani buradan baktığımızda temas noktası kaç milimetresi? Topumuzun sağ tarafını iki katına nişanlıyoruz. Bu orta deliğe yapılan atışlarda evet, yani buradan baktığımızda temas noktası 4 mm gibi duruyor. 8 mm'ye nişan almamız lazım. Aynen böyle. Baktığında 1,5-3 mm kalınlığında bir atış yaparsan bu top deliğe girebiliyor. 3 mm yani 1/32 diyelim. Şu anda temas noktası 1/8. Yani 1/8'den temas alması için 2 ile çarpıyoruz. 1/4'e nişan almamız lazım. Yani topu ikiye böldük. Tekrar ikiye böldük. Sağ tarafını buraya nişanlarsak bu top deliğe girmek zorunda kalır. Delik doldururlar. Şimdi falso en çok sorulan
sorular fals oluyor. Yani pot yaparken fals olan bir etkisi var mı? Fizik kanununa göre hiçbir etkisi yok. Yani topları aynı yere koyacak şekilde bir işaret koyalım. Yani mesela şuraya bir nokta koyayım. Birbiri 4'e göre bir atışımız var. Yani birbiri 8'den darbe yemesi gerekiyor topumuz. 2 ile çarptık. Birbiri 4. Birbiri 4'e nişan aldık. Şimdi bir sol falsolu atış yapalım. Bir de sağ falsolu atış yapalım. Yani her ikisinde birbiri 4 yapalım. Bakalım bu top delikten vazgeçiyor mu? Yine 1/4. Bu sefer sağ falsona 1/4 atalım. Yani bu genel pot, genel potta kesinlikle hiçbir etkisi yoktur falsona. Çünkü burada bir fizik kanunu var. Yani bu top, bu top deliğe girmesi için darbeye buradan yemesi lazım. Darbeyi veren de bu topun çapı. Yani ben buradan 1/4 attığım sürece topun neresine vurursak vuralım. Mesela 1/4 topun dibine falsoz vuralım. Yani çektirme vuruşu gibi yapalım. Hiçbir şekilde top hedefinden vazgeçmedim. Yani çünkü darbe oradan yiyor. Oradan yediği için bu topun nasıl döndüğü önemli değil. Yani fizik kanunu ne diyor? Bu top buradan darbe yediği zaman küre olduğuna göre bu topumuz, küre olan tüm cisimlerde darbe yediği noktadan merkeze doğru bir hareket enerjisi meydana gelir. Ve bu hareket enerjisi bu doğrultuda devam eder. Anlatabildim mi? Yani şimdi topumuz buradan darbeye gelse topun merkezine doğru bir hareket enerjisi alır. Hareket enerjisi aldığı için top nereye gider? Şuraya gider. Zaten hesap buna göre. Yani bu formül buna göre. Onun için falsonun hiçbir etkisi yok. Böyle çok profesyonel atışlarda, çektirmeli falan atışlarda bazen bunun etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi biraz afaki bir atış yapalım ya. Topumuz buradan evet, şimdi burada topumuzun sağ tarafı bu topun sol tarafına 2 mm göre nişan alması lazım. Oraya girmesi. Oraya girmesi. Evet. Çok ince bir atışım burada. 2 mm'ye nişan alırsa, sert vurursa, sen burada değil mi? Seni çok abarttın ha. Şimdi buradan baktığımızda görüyor musun? Şöyle bir atış. Yani bunu, bu topu pop olma olasılığı var. Evet, aynen böyle. Harika. Şimdi şöyle diyelim. Topumuzu buraya alalım. Karşıya. Şimdi atışımız 1/4'ten daha kalın. Yani temas alması gereken nokta şurası. Temas alması gereken nokta neresi? Topumuzun, topumuzu ikiye böldük, tekrar edelim. 1/4'ten az bir şey kalın.
Yani ben 1-1-2 bir atış yaparsam 1-1-4'ten temas alacak. Az daha kanına gelmesi için 1-2 mm daha içeriye girmem lazım. Yani 1-1-2'den 2 mm daha kalın bir atışım var. Peki bu ıstaka topu o zaman nereye gider? Şimdi öyle ya, pozisyon almamız lazım. Burada toplarımız var. Şimdi bu top, bu banttan olan mesafesi kaç mi? Kaç puan? 18 puanlık, 17,5, 18 puanlık bir mesafe var. Bu top, bu topun karşısında duruyor. Yani bu ne demektir? 45 derece, 1-1-2 atış yaptığımız zaman 45 derece hareket edecek demektir. Atış, ıstaka topu, atış topuna çarptıktan sonra otomatik olarak şu bulunduğu noktadan 17-18 mm ileri gidecek. Yani topumuz buraya düşecek. Öyle ya, 1-1-2'den daha kalın atacak. 1-2 mm kalın olacağına göre buraya düşecek topumuz. Şimdi ıstaka topu buraya düşerse ben hangi topa pozisyon almalıyım? Soru bu. Yeşil. Yeşil topa pozisyon alacağız. Yani şimdi falsosuz bir atış yaparsak, buraya gelirse topumuz, yani şöyle bir açı çizerse, böyle bir açı çizerse aynı açıyla devam edecektir. Yani topumuz şuralara bir yere gelecektir. Yani aynı istikamete devam ettirirse, falsosuz bir atış yaparsak topumuz şuralara bir yere, şu bölgeye gelmiş oluyor. Yani demek ki çok falsoyla bir işimiz var. Falsosuz 1-1-2 atış yaparsak ve şuralara gelecek kadar bir tempo oluşturursak, evet, aynen böyle. Yeşil topa da pozisyon almış olduk. Evet. Şimdi yeşil topun temas noktası neresi? Şurası. Buradan darbe yemesi lazım. Buradan baktığımızda o darbe kaç? Nereye tekabül ediyor? 1/4. Yine 1/2 bir atışımız var. Oradan o sarının arkasına aldım pozisyonu. 1/2 atış yaparsa ıstaka topu, bu da aşağı yukarı aynı hizadalar. Al bir şey sağda. Bu topumuz buradan kaç puan ilerde? Buradan 23 puan ilerde. Yani şuradan 23 puan ileriye gidecek. Yani şuraya düşecek. Yani bu top sarı topa düşmüyor. Eğer falsosuz 1-1-2 atış yaparsa bu top sarı topa tuşlamış oluyor. Şimdi pozisyon almak için ne yapmak lazım? Yani dibinden vurup çektirerek bu sarı topa aşağı buralara mı gelmesini isteriz? Yavaş vurup da buraya tutmak. Yavaş bir pozisyon alsak, yavaş bir atış yapsak, sarıyı tuşlasa dahi pozisyon alır mıyız? Alırız. Sarayı da geçti yani. Geçti. Demek ki 1-1-2'den hafif ince bir atışımız olmuş. Bu yüzden dolayı geçmiş. Bunu mu atalım? Bunu atsak bunu atışımız olur. Eğer bunu atarsak bunu atışımız olmaz. Evet. Doğru topu, doğru topu seçmek çok önemli. Serinin devamı için. Şimdi anlatarak gitmemiz lazım ama. Şimdi burada ne olması lazım? Topumuzun darbeyi buradan yemesi lazım. Yani buradan baktığımızda 7/8'den az bir şey kalın bir atışımız var. Demek ki 7/8 gibi bir atışımız var. Yani topumuzun merkezi burası. 5-6 mm içerisine nişan almamız lazım. 5-6 mm içerisine nişan aldığım zaman ıstaka topumuz nereye gidecek? İstaka topu ne varsa olsam burada bırakacağım. Buradan da bunu pozisyon almak için. Evet. Gayet güzel. Aynen güzel. Şimdi sarı topu pozisyon aldık diyorsun. Diyoruz. Temas noktası burası. Yani hemen hemen aynı atış yine var. Yani topun merkezinde 5-6 mm sol tarafına kendi topumuzun merkezini merkezletirsek o top kota gidecektir. Hafif böyle kalın oldu sanki. Evet. 24 mm'de buna pozisyon düşmüş. Evet. Buna da pozisyon almış olacak. Diyelim ki bu girdi. Buradan baktığımızda temas alması gereken nokta burası. Evet. Burası ne olmuş oluyor?
7/8 olmuş oluyor. 7/8'den temas alması için 3/4 nişan almamız lazım. 3/4'ten yavaş sürme biraz iş yaparsak o top zaten pop olacak.